Değerli milletvekilleri, bir tarafta ihracatımızın %55'ini gerçekleştirdiğimiz kişi başı ortalama gelirin 35 bin dolar olduğu Avrupa varken, iktidarınız alternatif olarak ihracatımızın %5'ini bile gerçekleştiremediğimiz, kişi başına ortalama gelirin 8 bin dolarda çakılı kaldığı otoriter rejim olan Şangay'a adres gösteriyor. TÜİK ise şu elimde göstermiş olduğum verilerde AB'ye uyumu bahane ederek verileri hesaplama yöntemini değiştirdi, rakamlara takla attırdı. Gittikçe fakirleşirken cin fikirlilikle bir anda zenginleşiverdik. Bir evde 4 kişi yaşıyorsa ailenin toplam gelirinin 44 bin dolar olduğu ve bugünkü kurla da 155 bin TL olması gerekiyor bir yılda eve giren para. Peki 4 kişilik bir eve ayda 13 bin lira para girmesi gerekmiyor mu? Bu parayı aldıysanız sorun yok vatandaşlar. Almadıysanız paranızın hesabını sorun. Bu geliriniz nerede ve kimlerin cebinde? Değerli arkadaşlar, hazinenin borç yükünü anlamak için bir tek ihraç ettiği tahvillere değil, hazinenin verdiği garantilere ve gelecek seneler için girdiği yükümlülüklere de bakmak gerekiyor. Komisyonda kabul edilen kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkındaki kanun, sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikraz limiti 4 milyar doları aşamaz diyor. Elimdeki belge Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 denetim raporu. Bu rapor kamu özel işbirliği modeliyle yürütülen projelerde hazinenin garanti verdiği borç yükünü muhasebe hesaplarında göstermediniz diyor. Borçları meclisten ve halktan gizliyorsunuz. Kamuoyunu kandırıyorsunuz, aldatıyorsunuz. Sayıştay raporuna göre Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze Orangazi Otoyolu geçiş projelerinde köprüler dahil 2005 sonu dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre garanti edilen rakam yaklaşık 57 milyar liraydı. Bugünkü kurla bu rakam 70 milyar lira yapıyor arkadaşlar. Bir senede kur farkından halkın sırtına binen ek yük 13 milyar lira. Söz konusu Körfez geçişi ve bağlantı yolları, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam proje maliyeti 3 milyar 456 milyon dolar. Bu yatırım için müteahhitlere kullandırılan hazine garantili kredi tutarı 2 milyar 738 milyon dolar. Müteahhit projenin %20'sini cebinden, kalan %80'ini de devlet garantili krediden gerçekleştiriyor. Yani siz bu yatırım için cebinden 2 milyar 89 milyon lira koyacak olan yandaş müteahhitin cebine çocuklarımızın geleceğinden bugünkü kurla 70 milyar lira koymayı taahhüt ediyorsunuz. Anne ve babalarımız biz evlatlarını gözünden bile sakınırdı. Biz de kendi çocuklarımızın üzerine titriyoruz. Ancak siz çocuklarımıza bırakacağınız çevreyi, doğayı bir yandan talan tahrip ederken aynı zamanda onlara altında ezilecekleri borçlar yüklüyorsunuz. Ekonomik geleceklerini çalıyorsunuz çocuklarımızın. 1 milyar dolar için tezkereye evet diyen, çocuklarımızı ölüme göndermeyi dahi göze alan sizler, çocuklarımıza daha bugünden sadece bu projelerle 10 milyarlarca dolar borç yüklüyorsunuz. Borca devlet kefil oluyor, sefasını yandaş müteahhit sürüyor. Sefaleti ise çocuklarımıza miras olarak kalıyor. 2003 yılında hane halkı borçları 13,5 milyarken 2016 yılının başında 441 milyar lirayı geçmiş durumda. Tüketici kredisi, konut kredisi, kredi kartı borçları patlamış durumda. Sık sık yaptığınız gibi özel sektörün, vatandaşların borçlarından bize ne diyebilirsiniz? Geçmişte yaşananlardan da görülmüştür ki özel sektörün borcu olarak gözüken borç bir gece içerisinde kamu borcuna dönüşüveriyor. Sevgili arkadaşlarım, Gezi isyanında dolar kuru 10 kuruş artmıştı diye faiz lobisi dediniz, kıyamet kopardınız. O hal döneminde kur 52 kuruş birden arttı ve 3.54 liraya ulaştı. Bu kur farkı ülkemizin 421 milyar dolar dış borç tutanından dolayı borçluların sırtına bir anda 220 milyar lira daha ek yük bindirdi o hal süreci içinde sadece. Hiçbirinizden ses yok, çıt yok. Türkiye borçlarından ötülü gerçek anlamda bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıyadır. Ülkemizin bu borçlarını çevirebilmesi için hukukun üstünlüğüne, mülkiyet hakkına, saygıya ve evrensel hukuk kurallarına göre işleyen bir mali sisteme, yani otoriteleşmeye değil daha fazla demokrasiye ihtiyaç var.